Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Ereğimdat. Bugün sizlere bir akıllı telefon alırken vergisiz fiyatları nelermiş, vergi ne kadar ödüyormuşuz. Eğer vergisi satın almak istersek dolar bazında ve euro bazında direkt Türk lirasını çevirirsek ne kadar telefon alabiliriz konuşmak istiyorum. Hem de vergi dahil TL fiyatlarını sizlerle paylaşacağım tabii ki de bunları da göreceğiz. Ben burada 6 tane telefon belirledim. Kendime bir tane de bonus belirledim aslında. 7 tane telefon belirledim. Onlardan başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde bir akıllı telefon alırken birçok vergi ediyoruz. Bu vergileri de sıralamak gerekirse Kültür Bakanlığı'nın payı %1 olarak geçiyor. Sonrasında TRT bandrolü ödüyoruz. %10'luk. Sonrasında ÖTV'miz var. Yani özel tüketim vergimiz var. %25 ile %50 arasında bu vergi değişebilir. En azından telefonun fiyatına göre, ham fiyatına göre değişiklik gösterebiliyor. Sonrasında bir de KDV'miz var. Katmeder vergimiz var. Burada da %18'lik bir vergi alınıyor. Ama şöyle alınıyor. İlk önce telefonu ham fiyatı üstüne Kültür Bakanlığı'nın payı %1 ekleniyor. Yani 1000 liralık bir telefona 1001 lira ödemiş oluyorsunuz Kültür Bakanlığı'ndan sonra. Sonra bu 1001 liranın %10'unu alıyorsunuz ve TRT bandrol üzerine koyuyorsunuz. Sonrasında ise özel tüketim vergisini de koyuyorsunuz. Tabii ki de o hangi aralıkta ise sonrasında da katma değer vergisini de yine üstüne koyarak burada %18'ini alıp da koyuyorsunuz. Yani katlanarak artan bir fiyat var burada. Neyse biz bu vergileri şu anda zaten hali hazırda ödüyoruz akıllı telefon alırken. Peki vergiler olmadan telefonların ham fiyatlarıyla ne kadar telefonları alabiliyoruz? Aslında bunlara bakalım hemen. Şimdi ilk önce ben Apple'dan başlayacağım. Apple'da en yüksek telefonumuz ne? iPhone 13 Pro Max telefonumuz var ve şu anda Amerika'da olsanız 1099 dolara bu telefonu alabiliyorsunuz. Tabii ki de vergi oranları orada da eyalete göre değişiklik gösterebiliyor ama dediğim gibi şu anda 1099 dolara Apple'dan bu telefonu alabiliyorsunuz. Peki 1099 dolar şu anda günümüzde ne kadara kaç Türk lirasına tekabül ediyor? Buna da baktığımda vergisiz fiyatında 19661 lira 11 kuruş olduğunu görüyorum. Tekrardan bir kontrol etmekte fayda var. Şu anda dolar kaç TL diye yazıp baktığımda ise burada benim karşıma 17.89 çıkıyor. Yani 1 dolar şu anda 17 lira 89 kuruşa tekabül ediyor. Şu anda da bu şekilde. iPhone 13 Pro Max'in standart versiyonunu yani 128 GB'lik versiyonunu şu anda vergisiz fiyatı olarak 19.661 lira 11 kuruşa alabiliyormuşsunuz bu şekilde. Peki vergiler dahil fiyatıyla ne kadar alabiliriz? Herkes belki çok iyi biliyor zaten. Apple'ın kendi sitesinden almak isterseniz burada 32.999 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz vergiler dahil olunca. Neredeyse kendini ikiye katlayan bir fiyat farkı burada ortaya çıkıyor. Evet ikiye katlamış olsak burada yaklaşık olarak 38-39 bin bandında oluyor ama yine de burada 32 bin 999 33 bin liralık bir fiyat oluyor. En azından iPhone 13 Pro Max'te bayağı tuzlu bir fiyat aslında bu da. Devam edelim hemen. Sonrasında Samsung'a geçelim. Samsung tarafında da şu anda en iyi alabileceğiniz akıllı telefon Galaxy S22 Ultra. S22 Ultra'yı almak isterseniz de dolar cinsinden fiyatında 1199 dolara satın alabiliyorsunuz şu anda Amerika'da bir Samsung Shop'a gittiniz oradan almak istediniz ve 1199 dolara satın alabiliyorsunuz ve yine en baz versiyonu en düşük depolama olan ve en düşük RAM'e sahip olan modelini alabiliyorsunuz. Vergisiz fiyatına baktığımızda ise 21.450 lira 11 kuruş yapıyor aslında yani burada da iPhone 13 Pro Max'ten daha pahalı olduğunu görüyoruz yani Amerika'da bile 100 dolar daha pahalıya satılıyor Samsung'un kendi sitesinde. Peki vergiler dahil ülkemizde ne kadar satılıyor S22 Ultra? yine baz versiyonu burada da 30.999 liraya satılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki iPhone 3 Pro Max'in dolar bazındaki fiyatı S22 Ultra'dan daha düşük ama Türkiye fiyatı daha yüksek diyorsunuz. Ama S22 Ultra'nın baktığında dolar fiyatı daha yüksek. Ülkemizdeki satış fiyatı, vergiler dahil fiyatı çok daha düşük. Nereden baksanız 2000 lira daha düşük. Bu neden kaynaklanıyor? Samsung'un Türkiye'ye özel bir yaptığı fiyatlandırmadan dolayı olduğunu da söyleyelim. Şu anda 30.999 lira satın alabiliyorsunuz. S22 Ultra'yı Samsung'un kendi Türk sitesinden, Türkiye sitesinden alabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi buraya kadar her şey güzel gidiyor aslında Samsung'un da burada görmüş olduğunuz gibi fiyatlandırmada güzel bir Türkiye fiyatlandırması var. Bu şekilde devam ediyor. Peki... Ülkemizde satışı olmayan telefonlar ülkemize satılmış olsaydı veya ülkemizde hiçbir şekilde vergi olmadan bu telefonlara sahip olabilseydik onların fiyatları ne olurdu? Biraz da ondan konuşalım. Şimdi Xiaomi 12S Ultra bildiğiniz gibi şu an günümüzdeki en popüler telefonlardan bir tanesi Xiaomi 12S Ultra geliyor. İşte Leica ile olan işbirliği vesaire vesaire Xiaomi'nin kendini bir adım daha öteye koy telefon olarak da dikkat çekiyor. Xiaomi 12S Ultra'yı Çin'den Yuan bazında alıp dolara çevirdiyseniz burada da yaklaşık olarak 900 dolara tekabül falan ediyor. Ben yaptığım araştırmada bunu buldum ve en baz versiyonu 8 GB RAM ve 256 GB ek depolama olan bu modeli 900 dolara denk geliyor. Peki 900 dolara bu telefon almak isteseniz yani Avrupa vatandaşı olsanız mesela atıyorum ki Almanya'da yaşıyorsanız ve ben Çin'den bir telefon sipariş edeceğim derseniz de AliExpress üzerine girdiğinizde bu telefonu bulabiliyorsunuz veya diğer sitelere girdiğinizde bu telefon Alibaba gibi sitelere girdiğinizde bulabiliyorsunuz ve 900 dolara tekabül ediyor. 900 doları Türk lirasına çevirdiğimde şu anda 16.207 lira Xiaomi 12s Ultra alabiliyorsunuz. Yani şahane bir fiyat aslında bu telefon için 16.207 lira. Peki bu telefon ülkemize gelmiş olsaydı vergiler dahil fiyatı ne olurdu ona da bakmak gerekiyor. 31.870 lira vergiler dahil olan bir fiyatı olacaktı. Xiaomi telefona 31.870 lira verir miydiniz? Onu da yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde bir fiyatlandırması olacaktı. Geçelim bir sonraki Çinli markaya. O da Huawei. Huawei'nin Mate XS2. Bildiğiniz gibi biz de kendimiz gidip de orada elimizi aldık ve telefonu ilk olarak sizlere gösterenlerden biri de olmuştuk. Burada da inanılmaz bir fiyat var. Özellikle Avrupa'da 2000 Euro'luk bir fiyatı var aslında. 2000 Euro çok ciddi bir rakam. O yüzden de bunu çevirip hem vergi dahil hem de vergisi fiyatını söylemeye bile dilim var aslında 2000 Euro'luk bir fiyatı vergisiz olarak almak isterseniz 2000 Euro'nun şu andaki karşılığı TL karşılığı 36.272 liraya tekabül ediyor vergisiz fiyatı. Vergiler dahil fiyatı ise şu anda satışı herhangi bir şekilde yok ama Huawei ön siparişi açtığında 49.999 liraya bu telefon ön siparişini verebiliyordunuz. Ön siparişi özel aslında 10.000 liralık bir indirim kuponu vererek de 39.999 da geliyordu. Ön sipariş zamanı bitti mi emin değilim ama 49.999 9 liralık bir Türkiye vergi dahil fiyatı çıkıyor ortaya. 50 bin liralık bir telefon katlanabilir bir telefon. Devam edeyim. Sonrasında benim en çok sevdiğim markalardan bir tanesi de Vivo'ya geçmek istiyorum. Vivo'nun en üst seviye telefonlarından bir tanesi olan da X80 Pro modeli bulunuyor. Yine Çin tarafındaki fiyatını çevirdiğimde o da 900 dolara tekabül ediyor. Aynı şekilde Xiaomi 12S Ultra ile aynı fiyatlarda paylaştığında söyleyebilirim burada. Burada da 31.870 lira fiyat tekrardan da karşımıza çıkıyor. Tabii ki de ufak tefek oynamalar da olabiliyor. 32.000 lira bile diyebiliriz aslında biz bunu yuvarlasak. 32.000 liraya vergi dahil Vivo X80 Pro'yu Türkiye'ye gelmiş olsaydı bu şekilde alabilirdiniz. Tabii ki de markanın kendisi Türkiye özel bir fiyatlandırma yapmadığı takdirde yani Samsung'un yaptığını yapmadığı takdirde bunları alabiliyorsunuz. Bu şekilde de 6 tane telefon sizlere listelemiş oluyor. Peki Eren ben üst seviye bir telefon almak istemiyorum. Amiral gemisi almak istemiyorum. Flagship almak istemiyorum derseniz de burada da orta seviye olan bir telefonda Redmi Note 11 e almak istedim. Redmi Note 11'e baktığımda şu anda girdiğinizde AliExpress'ten 180 dolara baz versiyonu satın alabiliyorsunuz. 181 indiğim hatta. mi e bunu alabiliyorsunuz. Peki vergisiz Türk olarak fiyatı ne kadar aslında onu da bahsetmek lazım. 3241 liraya bu telefonu vergisiz olarak alabiliyorsunuz yurt dışında. Peki vergi dahil fiyatı ne kadarmış? Ona da baktığımda yine Xiaomi'nin kendi sesini deki satışına baktığımda 5499 liraya yani 5500 liraya bu telefonu şu anda alabiliyorsunuz. Yani 5500 lira nereye 180 birim nere? 5500 birim nere? Bir öyle bakmak lazım. Bir de vergisi fiyatı var. 3241 birim TL fiyatı olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde de fiyatlandırma var. Peki sizler yurt dışı fiyatları olarak neler düşünüyorsunuz? Telefonlar pahalı mı? Ucuz mu? Vergisiz TL fiyatları sizce nasıl? Bence yine hala çok yüksek. Tabii ki de ülkemizdeki ekonomik durumdan dolayı doların ve euronun durumundan dolayı fiyatlar bu şekilde yine yüksek. Yani vergisiz fiyatları bile yüksek. Vergi dahil fiyatını eklediğimizde über fiyatlar da çok yüksek oluyor ama dediğimiz gibi durum bundan ibaret. Sizler de bu fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı ve vergisiz telefon alır mıydınız? Ülkemizde gelmiş olsa böyle bir sistem olsa Çin'den bir telefon sipariş eder ve atıyorum ki burada Xiaomi 12S Ultra'yı 900 dolar veya 16.207 liraya sipariş eder miydiniz? Onu da yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.